Külliyede de Atatürk'ü anma törenine ev sahipliği yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye İstiklal Harbi'ni sürdürüyor dedi. Mesajlarını ağırlıklı olarak ekonomi üzerinden verdi. Faiz, kur gibi modern kapitülasyonlara karşı mücadele verdiklerini söyledi. Türkiye bir asır önce başlattığı İstiklal Harbi'ni sürdürdüğü için böylesine derin ve alçakça bir kuşatmaya maruz kaldı. Uğradığımız gizli açık saldırıların bir tarafında mutlaka ekonomi vardı. Vesayetçi anlayışla çarpışa çarpışa ülkemizi hedefleriyle buluşturduk dediği önceliğini ekonomi politikalarına verdi. Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı şimdi de tarihi bir mücadele veriyoruz. Ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir? Beştepe'de Büyük Önder Atatürk'ü anma törenine ev sahipliği yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kabinede yaşanan bayrak değişiminin ardından mesajlarını Türkiye ekonomisine hedef alan saldırılar üzerinden verdi. Ekonomimizi kötüleyenlerin gayesinin üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğunu anlamak için öyle çok da derin teknik analizlere gerek yoktur. İnşallah ekonomide de dünyanın ilk onuna girmesini de başaracağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün kapitülasyonları kaldırmasını hatırlatarak bunu bir adım daha ileri taşımanın gayreti içindeyiz dedi. Allah şahittir ki ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek. Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a da tebrik mesajı gönderdi. Seçim başarınızı kutluyorum dedi.